Bugün mutfak süresini, temizliğini ya da salondaki detayları nasıl buldun? Buyur. Eline sağlık öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ama bu ev bugün tam bir fiyasko. Neden? Söyleyeyim. Temizlik sonrası. Evet, temizlik sonrası. Öyle bir çıktın ki evden güle oynaya şarkı söylüyorsun. Evet. Aa dedim, tamam, hakkını verdi. Yani bir baktım geldim, evde silmediğin dolaplar var. Üstü yağ içinde. Dolaplar derken? Çekmecelerin üstünde, evet. Mutfak dolaplarından bahsediyorum. Evet, silmediğin komple, hiç belki de hiç görmedin o dolabı. Öyle bir dolap duruyor arada. Aspiratörünün hemen bu boşluk kısmı komple yağ. Vallahi hepsini temizledim. Ondan sonra hepsini, ocağı hangi zaten dolap? Figen temizdi. Hangi dolap? Hı hı. Bu üstü baharatlık kısmının yanındaki hemen ince dolap. Aspiratörden mi bahsediyor? Aspiratörün üstündeki dolaptan mı? Aspiratörün üstündeki dolabın yanındaki o küçük yer. Komple orası duruyor. Aspiratörün gene aralara yağ içinde. Yok, tam hani çekerken bak, oralar var ya. Bak ellerime bak. Benim de ellerim haksızlık bak. Etmişim ben, bu evi. Ben de. Vallahi ben neler yaşadım? Şahit. Yemin olsun sana. Gelelim. Evet. Bana dedin ki işte 2 saat 50 dakikada nasıl çıkıyorsun oradan? Evet, o kadar eleştirdin ki. Evet, çok eleştirdim. Vura vura öldürdün beni dün. Sen bu başına mı geldi? Bu mutfaktan evet. Öyle çıktın. Düşünsene ben bu mutfağa girseydim ne olurdu yani? Şöyle söyleyeyim. Sözüne balla kesiyorum. Evet, yani görüldüğü gibi değilmiş hiçbir şey. Yalnız dedim, şöyle bir şey var. Dedim. Yalnız şöyle bir şey var. Bak ellerime, ben çok detaycı biriyim. Şimdi o detay nasıl kaçmış? Yani merak ettim şimdi, hangi dolaptan bahsediyorsun? Figen sadece tamam. O dolap değil. Bak lütfen. Ben senin orada sadece küçük o dolap değil. Kadar sen kesme. Çıkardım. Ben bitirmedim. Biraz uzun olacak benim konuşmam. Peki Asiye, bak az önce dedi ki yaşamadan bilinmiyormuş. Yani yap evet, dedim ama yapma dedim. Yapma. Yapmayın dedim. Yapmayın dedim. Eleştirmeyin dedim. Saate hiç takılmayın zaten dedim. Ama vurdunuz, öldürdünüz yani. Daha dur. Dolabın üstündeki daha komple geliyor. Duruyor. Hangi komple dolap? Duruyor. Dolabın, buzdolabının üstündeki dolabın komple duruyor. Evet. Orayı da doğru. Silmemişsin. Doğru. Masana hiç ellememişsin alt kısmı. Bu tabakası var ya, alt beyaz taraflar komple duruyor. Bacakları yo, komple duruyor. Sildim, pasta olduğu için sildin o şekilde. Mi? Evet, sildim orayı. Hayır, hiç silinmemiş. Nasıl eminim. Silinmemiş? Hiç silinmemiş. Mutfak şeyinden bahsetmiyor musun? Masasından bahsediyorum. Evet, sildim orayı. Hayır hayır, hepsi duruyor. Hiç bez görmemiş orası. Yani yok. Silmişsin de leke kalmış olayı değil. Kesinlikle hepsi evet, duruyor beyaz bölümünde. Sildim ya. Asi, istersen bir soluklan. Evet. Dakika bayağı bayağı girdi. Aynen, bayağı bayağı. Çünkü benim mutfak dün çok zoruma gitti. O mutfakla şunu da söyleyeyim lütfen, ben geldim. Biraz hani şey olur değil mi? Tezgahın üstüne çıktığında boyun bu dolabı aşıyordu. Rahattın silme. Eğilip kalkabiliyordum. Ben onu bile yapamıyordum orada. Yani yere geliyor, suyumu bile değiştiremiyordum. Sırf vaktim gidiyor. Hani şuraya da el atayım. Ama ben çok detaycıyım. Yani ben o ben minik, detaycıyım. minik o yağlar şey var ya, gözyaşı gibi. Detaycıyım, detaycıyım diyorsunuz da bu eksiklikleri nasıl sayıyorsunuz birbirinize, onu anlamadım. Mesela şu anda sen detaycıyım diyorsun. Evet. Bu eksiklikler nereden çıktı o zaman? Bilmiyorum bu detaylı vallahi arasında? Ama şey doğru diyor. Yani buzdolabının üstündeki yeri tamam, ben orası oraya... Okay. Yani, orası da orası yer da. Yer senin yer sildiğin tam dolap sayısı, ben sana söyleyeyim, 1-2. Yok öyle üstteki değil. Bir, o kadar iki. Da değil. 1-2. Yok yani değil. Yani 3 göz. Peki mutfak dolabının en üstünde sabah evi gezdiğinizde çok yağlı mıydı? Mesela orada nereden baksan bir 30 dakikadan fazla süre geçti. Yağlıydı. Aynen. Ama en çok aspiratörü yağlıydı. Evet, yani çok yağlıydı. Diğer taraf çıkmadı seni orada inan. En uğraştıracak şey aspiratör. Tamam, başka oraya da hiçbir da şey değildi. Zaten. Peki o neden yüzden 2 saat 45 dakika. Aynen, 45 ben neden dakika çıktın kaldı. O zaman? O dünkü konuşmanı, ondan sonra tamam, buradan bak, güle oynaya çıkmanı. Tamam. Evin şeyini örümcek ağlarını da duruyor bu arada. Bir saniye, örümcek ağlarını da duruyor. Mutfaktan çıkacağım, salona geçeceğim. O yüzden ben acele ediyorum. Diğerlerine bir şey kalacak mı diye merak ediyorum. Yani, ben yani örümcek ağ duruyor diyor. Örümcek ağlarının hepsini aldım. Peki salona gel Asiye. Bu salon 25 dakika içinde bitirilecek bir salon demişsin. Evet, öyle söyledim. Öyle de zaten. Ama maalesef üniteyi de yapmamışsın. İç kısmına dolaba girmedim. Evet. Koltukların tam silinmemiş. Ben ünitenin her yerini güç sildim. Güç sarf etmemişsin, o çok belli. İlaçlarımız çok kuvvetli bizim kullandığımız, burada hepimiz biliyoruz. Tatlım, biz bunlara çok kuvvet verdim. Artı peteğinin üstünde koruma vardı.
karton parçası gibi zaten oradan pislik girmemişti. Yani temizdi, önünü silmiş. Sen silmişsin bunu. Yok, her tarafını sildim. Peki banyo için ne diyorsun Asiye? Banyo için taşı peki, güzel olmuş. Peki bir şey diyeceğini düşünmüyorum ama yok, taşı temiz olmuş. Yani, zaten çok pis şey, değildi taşı. O met etme peşinde değil. O şimdi illa bir şey verecek yok, ya. Yok, gördüğümü tamam. Söylüyorum. Yayından sonra bakabilirsin yani. Ben göstereyim istersen. Taşı güzel olmuş Kadir, temizlemiş. Onda sıkıntı yok. Dolabı altını silmemişsin. Aynalı dolabın. İçini de çok iyi temizlememişsin. Onlar duruyor. Altını diyor ya, altını sen şahitsin. Eğilek eğildim açtım, sildim. Temizledi ama onun yani, dışını da lekeli. Silmemişsin. Dışını da sildim, dışını da sildim. Bir de ben senin benim gibi kuruladığını gördüm mutfakta. Kurulama yapıyorsun sildikten, evet, temizledikten evet, sonra. Evet, kurulama yapıyorum. Şey yapmadın mı, banyo dolabına yapmadın mı? Hangi banyo dolabını? Banyo dolabını alttaki. Temizlediğim var ya, basıya evet, olan tamam, yaptım işte. Ha, orası silinmemiş ki kurulanmamış bile. Hani dedim ki bak kuruladıysan, kurulamadıysan belki su izi kalmıştır dedim ama değil. Kuruladım diyorum. O aceleyle beraber belki tam sıkamamışımdır. O ıslaklık kalmıştır. Ama yaptığım şeye de kusura bakma. Yani kurulamamışsındır. Yani gördün mü, ben diyorum sana yaptım diye. Tamam, sen güzel savunuyorsun Figen kendini. Asiye'den puanını almak istiyorum. Evet, dün bugüne döndü, devran döndü. Bakalım Asiye kaç puan verecek. Ben Figen sana 3 verseydim bu eller beni döverdi. Hani eller eller diyorsun ya. Bu eller beni döverdi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bana sen, o eve, sen eve... bana şu an hiç kendini atlama. Ben ne yapayım? Ben ağlayacaktım sen, burada ya. Sen... Yapmayın ya. Ben ya, ağlayacaktım yapma. Burada. Kendin demedin mi? O bir evli bu var. Ev. Bu iki nedir demedin mi ya beni, kendin? Beni yerden yere vurdun. Kendin niye? Söylemedin ben 2 saat mi? 50 dakikada ha? Çıktım diye sen ha? Burada... Şu an sen bana 2 veriyorsun öyle mi? Bak ellerime bak. Ellerimi parçalamışım. Tamam aynıyız. Ben ellerimi göstermiyorum sana ikide biri. Yo. Benim de ellerim aynı şekilde şey yanıyor. Ben bileğimi sen hissetmiyorum. Buna özellikle söylemedin mi arkadaşlar? İkide neymiş? Burada Elif'i yedil bitirdin. Elif vallahi senin elini öpüyorum. Vallahi iyi ki de vermişsin. İyi ki vermişsin. Vallahi en azından ben o... üzülmüyorum. Niye vallahi... üzülmüyorum biliyor musun? Elif çünkü şu an benim hakkımı savunduğu için. Öyle düşünüyorum ben. Sen bu nasıl kadar detaya... Kızım? Hayır. Yani şey... öcünü almış hayır, oldu. Hayır. Dün iki şimdi iki evet vermiş. Bak bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına sen şahitsin. Eğildim ya bak, sırf o kadar gözyaşım vardı ki orada katlan katmer. Ben ve şunu, hepsini de yaptım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben akşam sizinle değil, ben vicdanımla baş başa kalıyorum. Neyse şöyle tamam söyleyeyim. Zaten ben şunu da verecek insan değilim ama bu olsa... evin arkasından ben hani yerden yere vurdunuz ya, o kadar da konuştun ya. Burada hiç kimse iddia etmedi. Bir tek sen iddia ettin biliyor musun? Sen iddiasın. Gerçekten öyle dedi. 2 saat 50 dakika dedin. O mutfak için her yer balçıktı ya. Alt komple su bile yere dökülüyordu. Sildiğin yere tekrar dökülüyordu. El insaf ya. Eğilip kalkamadım bir mutfak. Bak insaf ben yani, demiş ki sana 3 vermişim. Ne güzel. Peki Asiye'den 2 geldi. İnsaf ben demiş ki sana 3 vermişim. Bakalım Elif ne yorum yapacak. Buyur Elifciğim. Ben dün için Asiye Hanım'dan özür diliyorum. Onun ocağı çok batıktı. Duvarı falan çok batıktı. Ve sen 2 vermiştin dün o mutfağı. Evet. Şu an bugün gerçekten bu evi gördükten sonra gerçekten çok üzüldüm, çok pişman oldum açıkçası. Dün içim rahattı çünkü hani bir suyla değiştirdiği için falan hani şey gibi olduğu için ben pek hani o yüzden ama şey her yere girmiştim. Evet, katılıyorum. O su her yere girdim. Siz aspiratörün... Sen bugünkü temizliği gördükten sonra Asiye'nin temizliğinin daha iyi bir puan hak ettiğini düşünüyorum. Keşke, evet. Gerçekten pişman oldum. Evet Asiye, ne diyorsun? Şu anda pişman olduğunu söylüyor. Gerçekten, tabii her ne kadar, kadar iş işten geçmiş olsa da... Çok üzülüyorum ki... ya, gerçekten üzülüyorum. Ama ben... Hani bari en azından yorulmasaydım, o kadar şey yapmasaydım da hani iki alsaydım. Yine bu kadar konuşmazdım, işte, şunu da yapmazdım. Evet, ama ev ev değil yani. Elif, senden direkt puanını almak istiyorum, buyur. Yorum yok mu? Bir puanını almak istiyorum, bakalım kaç puan vereceksin. 3 puan geldi. Gerçekten bu nasıl bir tezatlık? Yok ver, hiç umurumda. İstersen 5 ver. Ya ama bu tamam da bir burada bir eğlence yapmıyoruz, farkında mısın? Ya eğlence değil, kimse yani eğlence. Sen, ne alaka yani eğlence? Burada ben çok öyle bir şey ciddi. İma etmedim. Bir saniye, aspiratörün sen çıkmadığını iddia ediyorsun ya. Evet, İnşallah otur beni bol bol izle. Nasıl biliyor musun? Saçlarım şimdi yağıldı. Şimdi şöyle bir problem, şunu anlayamadım ben, çok pardon. Diyor ki neden şimdi çıkmadı diyor. 3 vermene bir şey demiyorum, ona takılmıyorum da şimdi az önce niye o zaman Asiye'den özür diledim? Ben onu çünkü anlamadım. Dün ona 2 verdiğim için özür diledim. Yani gerçekten o yüzden size 2 vermemem gerekiyordu. Söyledim pişman olacaksın değil mi? Evet, işte ben bu evi görünce pişman sana oldum. Sana dedim ki pişman olacaksın, size dedim ki sakın sakın ne zamanı takılın ne... O zaman dün Asiye'ye de mi 3 vermen, 3 mü verecektin? Şu an düzeltme şansın olsa kaç puan verirdin? 3 verirdim. 3 verirdim. İkisine de aynı puanı veriyorsun ama şimdi sordum dedin ki ona da ben olsun, şu an olsa 3 verirdim dedin. Yani şu an bu eve baktığıma göre Asiye Hanım'a 4 verirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.